Arkadaşlar merhaba. Konumuz yine buji. Buji konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi montajı biten bir aracımız var. Servisimizde bu örnekleri çokça yaşıyoruz. Bazılarını bu şekilde video çekerek size göstereceğiz, anlatacağız. Bujinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu noktada bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Hem otogaz servisleri konusunda hem de normal otomobil servislerinde buji ile ilgili alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Pek çok otoservisi, pek çok tamirhane buji konusunda bence bilinçsiz. Bujinin bir ömrü olduğunu, ömrü dolduğunda değişmesi gerektiğini pek çok servis hem kabullenmiyor hem bu noktada ısrarla eski bujilerin devam etmesini araç sahiplerine tavsiye ediyor, öneriyor. Ama her bujinin bir ömrü var. Bu noktada nikel bujilerin 15.000-20.000 km, iridium bujilerin 60.000 ile 70.000 km ömrü olduğunu devamlı söylüyorum, altını çiziyorum. Buji konusu çok önemli. Araçtaki pek çok parçayı ilgilendiriyor. Aracın performansını, verimini, subaplarını, bobinlerini, ateşleme sistemini ve motorun tamamını ilgilendiren bir parça ve değişmesi gereken bir parça. Yani buji evladiyelik, ömürlük bir parça değil. Nasıl ki arabanın yağı değişiyorsa belli bir kilometrede, nasıl ki tekerler değişiyorsa, bujinin de belirli bir ömrü var ve ömrü dolan buji değiştirilmeli. Bu noktada ustalarımızın elle ve gözle yapmış olduğu muayene doğru bir tarz değil. Bu uygulamayı aslında yetkili servisler yapıyor. Mesela bir Opel Astra yetkili servisine gittiğinizde bujinin kilometresi belli, değişmesi gereken periyot belli ve kesinlikle değiştiriyorlar. Bu noktada bu buji idare eder, bu buji devam edebilir demek yerine ömrü dolan bujiyi değiştiriyorlar. Bu alışkanlık resmi servislerde var. Ama maalesef piyasamızda, bu konuda bilinçli olan ustalarımızı tenzih ederim. Piyasamızda bu noktada bir bilincin artması gerekiyor. Buji konusunda daha hassas davranmamız gerekiyor. Şimdi örnek vereceğimiz aracımız Tofaş Doğan. Montajını bitirdik. Aracın LPG ayarlarını yaptık ama istediğimiz gibi olmadı. Zaten araçlara bir sallantılı çalışma var. Heh dedik, işte bizim örneğimiz bu. Daha bujiyi açmadık. Şimdi önce aracın sarsıntılı çalışmasını görelim. Bujiden mi değil mi onu bakacağız. Az sonra bujilerini açacağız. Ondan sonra LPG özel bujisinden uygulama yapacağız bu araca. Bakalım öncesinde nasıldı, sonrasında nasıl olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi araçta bir sarsıntılı çalışma var. Ve araç istediğimiz gibi gaz yemiyor, istediğimiz performansı sergilemiyor. Sarsıntı çalışmayı buradan gösterelim. Sarsıntı çalışıyor şu anda. Şimdi bujilerine bakacağız. Gerekirse LPG bujisi olarak değiştireceğiz. Sonra farkı gözlemleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, bujileri değiştirdik. Çıkan bujiler gerçekten evlere şenlik. Yani bu buji kim bilir belki 50.000 km, belki 60.000 km değişmemiş. Zaten ucu gitmiş, ucu kurumlaşmış ve buji ömrünü çoktan doldurmuş. Arkadaşlar buji sadece ucundan da oluşmuyor. Bujinin orta elektrotu var ve orta elektrotundaki direnç de düşüyor. Yani giren enerji, giren cereyan buradan giriyor ve ucuda istediğimiz kıvılcımı bir türlü oluşturamıyor. Dolayısıyla bujinin elle ve gözle kontrolü yeterli olmuyor. Ömrü dolan bujinin değişmesi gerekiyor. Altını çiziyorum tekrar. Dolayısıyla şimdi bujilerimizi görüyorsunuz. Artık miadı dolmuş, bitmiş. Değişimini yaptık. Bakalım çalıştıralım. Araçta nasıl bir değişim oldu? Arkadaşlar buji değişim işlemi tamamlandı. Araçtaki sarsıntı, tabii dikkat ederseniz, daha da düştü.
İşte ateşlemenin önemi burada ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şimdi direksiyonu araç sahibine geçireceğiz ve daha önce aracı test etmişti, eski bujilerle performansını biliyordu. Şimdi aracın yeni performansını, yeni bujilerle performansına bakacak ve bizi yorumlayacak. Araçtaki değişimleri yorumlayacak. Bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar aracın sahibi Sadri Bey yanımızda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bujileri değiştirdik. Denemeni istiyorum. Bakalım araçta fark olacak mı? Söz sende. Tamam, deneyeceğiz bakalım. İyi olur. İnşallah, inşallah. Hadi abi, geç abi. Evet, Sadri abi geldin. Ne oldu sonuçlar? Gerçekten farklı yani. Manyak bir şey oldum. Değil mi? Evet. Çok yani, fark ettin değil mi? Çok, gerçekten çok fark ettim. Abi eminim ki performans değiştiği gibi yakıt da değişecektir bu anlamda. Buji gerçekten önemli. Bu noktada bir farkındalık oluşturacağız piyasada inşallah. Güle güle kullan abi. Teşekkür ederim. Memnun kaldım. Arkadaşlar, buji ile ilgili videolarımız devamı gelecek. Test videolarımızın devamı gelecek. Farklı araçlarda bujinin etkilerini yine tartışacağız, araştıracağız, size yansıtacağız. Görüşmek üzere.